Merhaba Taceddin'cim. Merhaba Perihan. Nereden böyle? Hayatım buralardan geçiyordum. Şatoyu ev halinde görünce gelip bir sorayım dedim. Sabah postacı geldi diye öyle yaptı Dudu Hanım. Sonra da düzeltmeyi unutmuş herhalde. Dur bakayım sana, dur bakayım. Öyle hanımlı manımlı konuştuğuna göre Dudu'yla aranda soğuk rüzgarlar esiyor galiba. Rüzgar ne kelime? Fırtınalar esiyor, kasırgalar kopuyor. Tepemi çok attırıyor artık Perihan. Aklını başına toplayana kadar onunla konuşmayacağım bundan sonra. İşte bu kadar. Bu sefer durum ciddi desene. Ne oluyor size ayol? Bana sorma, ona sor. Kendi marifetini kendi anlatsın. Nerede peki? Odasında. Lütfen buraya çağırma, sen yanına çık. Gözüm görmesin onu. Tamam, tamam. Hiç bana bakma Perihan, ben yukarı gelmem. O da orada kendi kendine yaşasın. Ben burada kalacağım. Girebilir miyim? Gel. Ne haber Dudu? Haberleri biliyorsun ki buradasın. Ay, bir şey bildiğim yok ayol. Buralardan geçiyordum. Şatoyu ev gibi gördüm, merak ettim, ondan geldim. Nasıl yani? Postacı mı gelmiş, ne şatoyu sihirlemişsin, sonra da unutmuşsun. Ay çok haklısın, doğru, unuttum. Ay Taci kafamı bıraktı. Anlat ayol, ne oldu gene? O anlatmadı mı ne halt yediğini? Hayır, git ona sor dedi. Ayrıca Duducuğum, o senin bir haltlar yediğini düşünüyor. Paranoyaklığı tuttu. Ay sinir etti, beni sinir etti. Ne yaptı, ne yaptı anlatsana hadi. Ne yapacak? Kıskançlık krizi tuttu. Ay dekolteme taktı. Ay çok açıkmış. Postacı kapıyı çalarmış, beni görürmüş. Ay dekolteme bakarmış. Üstümü değiştirmeliymişim, teşhirci miymişim? Ay olacak şey mi ayol bu yaştan sonra? Gülme, gülme Perihan, baksana da kızarım. Kusura bakma ama hem birbirinizi böyle kıskanıyorsunuz. Aa hayır hayır, ben onu hiç kıskanmıyorum. Aa öyle deme. Taceddin'i köpek haline çevirmeseydin bal gibi kıskanırdın. Yani gençliğinde de ne yakışıklı adamdı Taceddin. Öf. Sana göre yakışıklıymış. Maşallah bunu da ağzından hiç düşürmüyorsun. Tuzağa düştün, tuzağa düştün. Bal gibi de kıskanıyorsun işte. O iş bitti artık. Neden anlamıyorsun? Köprülerin altından çok sular aktı gitti. Biz boşanalı çok oldu. Bir ara bunu ona hatırlatıver. Şu anda konuşmuyoruz da. Hatırlatırım. Ah Perihan, hazır gelmişken bir de şuna bir bakar mısın? Ne o? Faturaymış. Ama fani alfabesini bilmiyorum ya, okuyamadım. Taci'den rica ettim, o da domuzluğundan yardım etmedi. Ne faturasıymış, kaç liraymış bir bakıver. Ver bakayım ver. Aa bu telefon faturası. Borcunuz da 30 milyonmuş canım. Ha iyi, bu ayaz gelmiş. Fanilerle görüşüyoruz diye telefon taktırmıştım şatoya. Bir de her ay bununla uğraş. Ay yani şu faniler de sihirli ayna, sihirli küre icat etseler de bu hamallıktan kurtulsalar. Ne yaptın öyle? Sihirle faturayı ödeyiverdim. Ay bu mu hamallık Dudu? O zavallı faniler bu faturaları ödeyebilmek için saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Ne yapalım yani? Alışık olmayana bu bile zor. Duducuğum. Hı. Hayatım sen niye okumayı öğrenmiyorsun? Biliyorum ya. Sen bizim alfabeyi biliyorsun. Ben fanilerin alfabesini diyorum. Ay bu yaştan sonra ne işime yarayacak? Çocuklarımı büyütmüşüm, çoluk çocuğa karışmışlar. Ne yapacağım ben öğrenip de? Ama hayatım bak, bir şey okuman gerekiyor, okuyamıyorsun. Ben senin yerinde olsam şu fanilerin alfabesini öyle bir öğrenirim ki, sen azimli kadınsın. Biraz dişini sıksan. Aman 400 yaşıma gelmişim. Ay yani ne olacak? Bu yaştan sonra saçlarımı örüp tokalar takıp çilek gibi üniforma giyip okula mı gideceğim? Ay ne şeker olursun ama. Gel anne anne. Ne var?
Oturabilirsiniz. Dudu, tahtaya gel bakalım. Bak, bunların aynısını yaz. Korkunç. Ay ben böyle iyiyim, halimden memnunum. Tamam hayatım, benden söylemesi. Yalnız yarın bir gün böyle bir şeyle karşılaştığında apışıp kalma. Perihan! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.